Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda indüktörlerin bağlarım şekillerini göreceğiz. İki farklı şeklimiz olacak seri ve paralel olarak. Başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapalım mı? Yapalım. İki tane kapasitörümüz olursa ve bunlar birbirine seri bağlanırsa, C1 ve C2 olarak olsun bunlar da, o zaman eşdeğer kapasitans değerine C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 diyorduk, değil mi? Peki iki tane kapasitörümüz birbirine paralel olarak bağlanırsa ne yapıyorduk arkadaşlar? O zaman da diyorduk ki eşdeğer kapasitans değerimiz C3 ile C4'ün toplanması diyorduk. Bunlar tabi pratik olarak aklımızda böyle kalıyordu, ama önceki videomuzda yani kapasitörlerin bağlantılarından bahsederken bunları kanıtını da yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada da indüktörlerin bağlantılarını biraz da kanıt yoluyla görmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu devrede ne var? En adet indüktörümüz var değil mi? Ve bunların hepsi birbirine seri. Yani bu şu anlama geliyor. Bunların üzerinden geçen akım aynı. Ve biz biliyoruz ki Kirchhoff iki tane kanun çıkarmış. Bunlardan biri akım kanunu, diğeri voltaj kanunu. Bu göz etrafında ya da bu loop, bu döngü etrafında bir adet şöyle akım yönü çizip burada Kirchhoff'un voltaj kanununu uygularsak arkadaşlar elimize ne geçer? Baktığımızda şöyle bir eksi v gelir artı 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 bunlar diğerleri de gelmeye başlar değil mi? Eksi v'yi karşıya attım v eşittir v1 artı v2 artı v3 ve sonuna kadar devam ediyor. Elimize gelen denklem bu olur arkadaşlar. Şimdi bu denklemde şuna dikkat etmek istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Mesela biz burada bir indüktörümüz var değil mi? Ve buna ait voltaj değerinden bahsediyoruz ve buna V1 demişiz. Aslında bizim şunu da biliyor olmamız gerekir. Biz bu indüktörün V1'ini aslında hesaplarken V1 eşittir L1 çarpı DI bölü DT gibi bir ifade kullanabiliriz. Ne alaka derseniz arkadaşlar zaten biz bu formülü biliyoruz. Ona ne alaka demezsiniz herhalde. Bu bir indüktör için v ilişkisi. Ama mesela neden DI I bölü DT'de işte bir koymadık da burada L1'de bir koyduk. hani Çünkü burada L1 demek ne demek? Bu değer, bu indüktans değeri birinci indüktöre ait demek. V1 ne demek? Bu voltaj değeri birinci indüktöre ait demek. Yalnız DI bölü DT dediğim şey ortak bir şey gibi. E onun mantığını da zaten dersin hemen başında söyledim bu devreye bakarken. Burada tüm indüktörler birbirlerine seri olduğu için arkadaşlar aynı akım akar. O yüzden DI bölü DT ortak olur. Yani aslında bir mantıkla şunu yazıyoruz. Biz VK eşittir LK çarpı DI bölü DT yani K yerine 1, 2, 3, 4 koyarak buradaki voltaj değerlerini elde etmiş olacağız. Şimdi hemen aşağıya kaydım arkadaşlar. Burada o zaman diyorum ki ben a, bu denklemi şöyle yazabilirim. V eşittir. V1 yerine diyeceğim ki ben L1 çarpı di bölü dt. Devam ediyorum ve iki yerine diyeceğim ki l2 çarpı di bölü dt. Devam ediyorum l3 çarpı di bölü dt. Bu tabi böyle devam edecek edecek. En son n numaralı indiktör içinde ne yazacağım? ln çarpı di bölü dt. Bu benim denklemim olmuş olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında bunun v1'in, bunun v2'nin, bunun v3'ün farklı yazılımı olduğunu görmek. Bu da tabii ki vn arkadaşlar. Tabi burada yine fark ettiğimiz bir şey daha var. Bu DI bölü DT dediğimiz şeyler ne? Birbiri, ya aynı değil mi bunlar? Bunlar ortak. O zaman ben bu denklemi biraz daha değiştirebilirim. Diyeyim ki o zaman V eşittir DI bölü DT parantezinde. Parantez içinde neyimiz olacak bizim? İndüktans değerlerimiz artı L3 artı nokta nokta nokta, nokta diye giderim. En sonunda bir Ln olmuş olur. Şimdi denklem buyken arkadaşlar bir şeyi fark ediyor gibiyiz. Normalde bizim bu devre için yazacağımız yani herhangi bir indüktans değeri için eş değer indüktans değeri için yazacağımız denklem nasıl olur? Voltaj akım ilişkisi olarak deriz ki eş değer voltaj ya da total voltaj neye eşittir arkadaşlar? Di bölü dt aynı akım akıyor zaten. Çarpı eş değer indüktans değeri değil mi? E o zaman ben burada şunu fark ediyorum. Burada eş değer indüktans değerim şuna eşit olmalı. Çünkü arkadaşlar DI bölü DT burada aynı zaten. E, v de V eş olarak yazdım. Demek ki arkadaşlar eğer bizim seri indüktörlerimiz varsa eş değer indüktans değeri bunların toplamına eşitmiş. Artı L3 artı nokta 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 LN şeklinde ifade edelim. Bu ne zaman geçerli? Tabi seri indüktörlerimiz varsa. E, bir şey fark ediyoruz. O zaman bu kapasitörün tam tersi. Çünkü kapasitörde eğer seri kapasitörler varsa eşdeğer kapasitans değerini şu şekilde elde ediyorduk değil mi? İndüktörler dirençle aynı şekilde, kapasitörlerle ters şekilde hesaplanıyor. Eşdeğer, eşdeğer indüktans değerine bakarken. Şimdi burada da paralel bağlantıya göz atalım. Burada dikkatimizi çeken şey ise şu olacak arkadaşlar. Baktığınızda bu indüktörlerin hepsi nedir? Birbirlerine paralel. Ve biz şu tepe bir nokta seçip, burayı bir düğüm olarak seçip, buraya mesela A düğümü dersek arkadaşlar, burada ne yapabiliriz? Bir tane Kirchhoff'un akım kanununu uygulayabiliriz değil mi? Giren akımlar var, çıkan akımlar var. Şimdi giren akım ne? I. Onu bir tarafa yazalım. I eşittir. Çıkan akımlar ne? I1'im var. Daha sonrasında I2'im var. Daha sonrasında i üçüm var. Ve bu böyle devam ediyor arkadaşlar. En son en numaralı indüktöre giden akımım var. Onu da In olarak yazalım. Şimdi bu noktada biz şunu hatırlıyoruz. Biz hani burada akımlar üzerinden işlem yapıyoruz ya. Bir indüktörün o zaman I V ilişkisi yani akım voltaj ilişkisi nedir? Bizim bunu hatırlamamız lazım. Ve biz biliyoruz ki bir indüktör için arkadaşlar bu akım neye eşittir? 1 bölü L çarpı bir integral integralle mesela T0'dan t sıfırdan t'ye kadar olabilir. İçinde de arkadaşlar neyimiz olacak? Voltajımız olacak değil mi? Aynen şu şekilde yazmış olalım. E şimdi o zaman bizim elimizde böyle bir denklem varsa ben giderim bunu, bu denklemi 1 numaralı, 2 numaralı, n numaralı, hangi numaralı indüktör olursa o numaralı indüktör için tek tek yazarım. Ve bu durumda ne elde etmiş olurum? Hemen kalemimin rengini değiştireyim. Derim ki i eşittir. Başlıyorum. 1 bölü l ya. Ye. Onun yerine 1 bölü l1 yazıyorum. Bu birinci indüktörüm için yazdığım. Çarpı diyorum integralim olacak değil mi? T0'dan T sıfırdan T'ye. İçinde de neyim olacak? Voltajım. Ve not edelim bu voltaj arkadaşlar. Buradaki herhangi bir indüktör için aynı. ikincisine geçiyorum. 1 bölü L2. Bu sefer yine T0'dan T sıfırdan T'ye gidiyorum. İçeride yine bir adet arkadaşlar şeyim olacak. E, voltaj denklemi Devam ediyorum. 1/ bölü L3. Evet biraz uzun sürüyor e, yazmak. O yüzden başka yazmayalım. Şöyle artı diyelim. Nokta 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 nokta. En son en numaralı indüktör için yazacağım ya 1 bölü LN diyorum şöyle integral işaretimi koydum T0'dan T'ye kadar. Bunun içine de şöyle voltaj denklemimizi yazdım. Şimdi elimizde böyle bir denklem varsa arkadaşlar neye dikkat ederiz? Şimdi zaten dedik ya bu indüktörlerin hepsi birbirine paralel. O zaman arkadaşlar şu ifadeler birbiriyle hep aynı değil mi? O zaman gelin bunları parantez içine alalım. Yani diyelim ki o zaman sol tarafta benim akımım var. Evet sağ tarafta da ben bu ifadeleri bir parantez içine aldım. Şöyle voltajın olduğu denklemi. Çünkü neden? Bunlar her bir indüktör için aynı. Daha sonrasında parantez içinde şunu elde ettim. 1 bölü L1 artı 1 bölü L2 artı 1 bölü L3 artı bu böyle böyle gidiyor 1 bölü l n'ye kadar arkadaşlar. Ve şimdi bunu yani şu noktaya geleceğiz. Bizim bildiğimiz denklem neydi ki buna çok benziyor aslında o. i eşittir diyorduk biz değil mi? Sonra bir tane integral koyuyorduk T0'dan t sıfırdan t'ye. Evet içinde de bizim voltajımız var. Daha sonrasında ne diyorduk? Çarpı 1 bölü l Hani hangisi ise artık L eş değer diyelim. Tamam mı? O zaman şunu fark ediyoruz arkadaşlar. Şu integralle bu integral aynıysa bu akımla bu akım aynıysa demek ki şu ifadenin hepsi bizim 1 bölü L eşimize eşit oluyor. Yani 1 bölü eş değer indüktans bizim için 1 bölü L1 artı 1 bölü L2 artı 1 bölü L3 artı nokta 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 1 bölü ln olmuş oluyor arkadaşlar. Peki bu ne zaman geçerli? Bizim indüktörlerimiz paralel bağlandıkları zaman geçerli. O yüzden buraya da paralel bağlantı yazalım. Ama tabii önceden kondansatörler hakkında da bahsettik. Kursun çok öncelerinden dirençler için de bahsetmişizdir. Yani dirençler de belki size 3-5 tane direnç verip evet zorlamak isteyebilirler ama yani paralel indüktör 2'den fazla vermezler arkadaşlar. Yani maksimum şöyle bir durum yaşarsınız. Hani belki en fazla 3 olur ama 2 tane eğer birbirine paralel indüktörünüz varsa aynen şu formülü kullanarak aslında biz daha basit bir kısa yol elde etmiş oluyoruz. O da nasıl derseniz 1 bölü eşdeğer indüktansımız 1 bölü L1 artı 1 bölü l 2 eşit değil mi? Burada ne yapmamız gerekiyor? Burayı L2 burayı L1 ile genişleteceğiz ki işlem yapabilelim. Devamında L1 artı L2 bölü L1 çarpı L2 ne eşit arkadaşlar? 1 bölü eşdeğer indüktansımıza. O zaman bunu bir upside'den yani onu hani çevirirsek bunu işte yukarıya atarsak bu tabi burayı da değiştireceğiz. Şunu fark etmiş oluruz. Bizim eşdeğer indüktansımız L1 çarpı L2 bölü L1 artı L2 olmuş oluyor. Yani eğer iki tane indüktansınız varsa şu formül yerine yani şu tepedeki zor formül yerine bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da e, tabii bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Devamında indüktörlerle alakalı bağlantı örneği çözmeyeceğim. Nedenini sorarsanız çünkü indüktörler dirençlerle aynı şekilde yapılıyor zaten. Çok fazla karıştıracağınızı düşünmüyorum. E, bunun yerine e, ne yapalım? Başka şeylerden konuşalım. En sonunda şöyle bir şey yapsak iyi olur diye düşündüm. Bir tane tablo yapalım ve bu tabloyu hatta yani ekran görüntüsü falan alırsanız daha iyi olabilir sizin için. Ben diyeyim ki mesela şöyle bir direnç yazayım buraya. Direncin dışında kapasitör yazayım. En sonunda da indüktör yazayım. Farklı bağlantı durumlarında nelerle karşılaşıyoruz? Onlara bir bakmış oluruz. Indüktör yazayım. Bunlar tabi bir seri bağlanabiliyor. Onun dışında ne yapabiliyor? Paralel bağlanabiliyor, değil mi? Buraya da bir paralel yazısı yazalım. Eğer direncimiz varsa iki tane direncimiz seri olarak bağlanıyorsa nedir? R1 artı R2'dir. Eşdeğer direncimiz. Ama bunlar paralel bağlanıyorsa R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde yazarız. Kapasitörlerimiz seri bağlanıyorsa C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 şeklinde yazarız. Paralel bağlanıyorlarsa C1 artı C2 şeklinde yazarız. İndiktörlerimiz seri bağlanıyorsa L1 artı L2 paralel bağlanıyorlar ise L1 çarpı L2 bölü L1 artı L2 şeklinde yazarız arkadaşlar. Bunu da ekran görüntüsü alabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar hani bu sayede daha kolayınıza gelir. Bu video kapasitör ve indüktörler hakkında bilgi verdiğimiz son video olacak ve bunun devamında RC devrelere, RL devrelere, ilk mertebe devrelere geçiş yapacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa onları da açıklama kısmında yer alan mail adresinde veya orada bir WhatsApp adresimiz de var. Yani WhatsApp şeyimiz de var, hattımız da var. Oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.